Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Sony Xperia XA1 Ultra ekran değişimi yapacağız. G3221 kodu olan G3221 Sony Xperia XA1 Ultra ekran değişimi yapacağız hep beraber arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ekran içten kırık durumda. İçten kırılmış. Bunun ekran değişimi yapacağız arkadaşlar. Arka kapağını söktük. Arkadaşlar bir cihaz tamir ederken her şeyden önce cihazdan akımı kesmek. Yani batarya soketini çıkarmak arkadaşlar. Çıkarttık. Anakartı tutan vidayı çıkarttık. Vidaları hepsi aynı ebatta olduğu için vidaları da farklı ebat olmadığı için vidalarda herhangi bir tehlike yok. Yani farklı vida öbür tarafa takıldığı zaman bile yine aynı ebatta olduğu için vidalar hepsi aynı olduğu için sorun yok ama yine de aynı vidayı söktüğünüz yere takmayı alışkanlık edinseniz daha iyi olur. Toplam 13 adet vida söktük. Aynı zamanda kenar çıtalarında da vidalar var. Bu konuda bilginiz olsun. Buraya kadar 13 adet sökmüş olduk arkadaşlar. Şebeke antenlerini çıkartıyoruz. Kulaklık soketini, dış kulaklık soketini çıkartıyoruz. Ön kamera soketi ve arka kamera soketlerini de çıkartıyoruz. Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli şey anakarttır. Gördüğünüz gibi cihazın en önemli parçasıdır. Evet anakartı sağlam bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ön kamerayı çıkarttık. Kulaklık ajdesi dediğimiz kulaklık soketini çıkarttık. Ön kamera flaşı. Bu parça ön kameranın
flaşını sağlayan parça arkadaşlar. Ön kamera flaş camı. Dış kulaklık dediğimiz dış kulaklık ayizesi, dış kulaklık soketi dediğimiz parça. Bunun üzerinde aynı zamanda ışık var. İşte mesaj geldiğinde şarja taktığınızda yanan ışık da kulaklığın üzerinde arkadaşlar. Dış kulaklık soketinin üzerinde arkadaşlar. Evet, zil buzzer'ı dediğimiz aynı zamanda şebekesinin gelmesini sağlayan parça. Aynı zamanda zil buzzer'ı dediğimiz parça. Şebeke antenleri. Evet, bu sökmüş olduğumuz parça şarj bordu dediğimiz şarj söketi, aynı zamanda titreşim motoru, aynı zamanda mikrofonun üzerinde olduğu parça, tek parça halinde, aynı zamanda şebeke antenleri. Bu vidalar kenar çıtayı tutan vidalar arkadaşlar. Kenar çıta ekranla beraber değildir. Ekrandan ayrıdır. Kenar çıtaları tutan vidaları çıkartıyoruz şu anda. Her kenarda 4 adet vida var. Pardon, her kenarda 5 adet vida var arkadaşlar. Evet, kenar çıtasını da çıkartıyoruz. Toplam 23 adet vida sökmüş olduk arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi yan tuşlar, ses tuşları, aynı zamanda kamera tuşu. Evet, yeni ekranımıza sökmüş olduğumuz tüm parçaları yeni ekrana takacağız arkadaşlar.
Evet, kenar çıta vidalarını takıyoruz. Tuş flexlerini taktıktan sonra ses tuşu, flexlerini taktıktan sonra power tuşu, ses tuşu aynı zamanda. Bunları taktıktan sonra çıtasını oturttuk. Çıtanın vidalarını takacağız arkadaşlar. Vidaların hepsini yuvalarına oturttuktan sonra tek seferde hepsini sıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, bu konuda uzman olmayan kişilerin videomuzu izleyerek ekran değişimi veya herhangi bir tamir yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Aksi takdirde cihazınızı kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Bu şekilde çok müşteri bize gelmekte. Cihaz darmadağın, bazıları tabi oluyor, bazıları olmayabiliyor arkadaşlar. Onun için videolarımızı izleyerek ekran değişimi yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu videomuz abonelerimiz olan teknisyen arkadaşlarımız için ön bilgi olarak paylaşılmıştır. Şarj bordunu taktık yerine. Şarj bordu, titreşim motoru, aynı zamanda mikrofonun olduğu parça, konuşma mikrofonunun olduğu parça. Kulaklığı takıyoruz. Zil bazlı dediğimiz parçayı takıyoruz.
Evet, anakartı takıyoruz. Evet, son olarak bataryasını takıyoruz. Garanti etiketimizi yapıştırıyoruz. Ve arka kapağını takıyoruz. Eski ekranı kenarına koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Sony Xperia XA1 Ultra ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.